Horlama sesi geliyor. Kapan da kendi çorap. Bak şimdi gene korkutuyor. Önünde kemiği alıyor. Oyuncak kırık. Merhaba Angela. Angela'nın karnı çok acıkmış. Karnı guruldadı, duydun mu? Duydum. Ya ben aslında bugün seni ziyarete geldim. Ama ilk önce onun ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Yoksa sohbet falan edemeyiz. Önce banyo. Oh, yıkandı şöyle bir kendine geldi. Tertemiz oldu. Şimdi ağız temizliğine dikkat edelim. Bu alet bizim marketlerde satılmıyor. Hiçbir yerde görmedim. İçinizde görenleriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi dişlerini fırçalayalım güzelce. Ben fırçalıyorum dişlerimi. Aferin sana. Neden? Neden dişlerimiz çürük? Evet Angela. Gayet doğru. Bir de dişlerimizdeki pislikler ta midemize kadar iner. Değil mi? Evet Angela, haklısın gerçekten. Angela'nın karnı çok acıkmıştı ya, sofraya oturmuş bile. Ama kahvaltıda şeker yemek doğru değil. O yüzden meyvelerle devam edelim. 3 tane. Doydu bile. Ne kadar az yiyorsun gerçekten Angela. Tamam peki, seni yatıralım o zaman. Horlama sesi geliyor. Angela uyurken biz onun tabletindeki oyunlara bir bakalım. Prenses Kettili. Oyunumuza başlıyoruz. Bir tane beyaz kedi siyah olan bir köpeği sinir ediyor. Sinir ettiği için de köpek onu kovalıyor. Kaçmayacağız mı onlardan? Hayır. Tamam peki, kaçmayalım o zaman. Az kaldı, eziliyorduk. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Altınları topluyoruz. Bir tane kedinin evine geldik herhalde ve kaçmayı başardık. 100 tane altın topladık. Bak gene sinir ediyor köpeği, görüyor musun? Eyvah eyvah, köpek onu kovalıyor tabii ki. Bu sefer futbol sahasına girdiler. Bir tane hediye paketi aldık. Bir tane çok değişik bir şey aldık. Yine burada külçe dolusu altınlar var. Direksiyon aldık bir tane ve evet, ATM aldık. ATM ile gitmek çok eğlenceli. Oo, şimdi bir tane motosiklet aldık. Ve yine eve geçmeyi başardık. Tam 400 tane altın kazandık. Bu sefer de gene bir müzik aletiyle sinir ediyor. Eyvah, hem de uyuyan köpeği. Burada bir şey var, bakalım ne var. Kocaman bir ayakkabı. Ayakkabı daha hızlı. Eyvah. Köpek yaklaşıyor yalnız. Koşmamız gerekiyor. Daha hızlı koşmamız gerekiyor. Bir yandan altınları topluyoruz. Kenarda deniz kıyısı var. Ve ATM aldık. Burası Boğaz Köprüsü'ne benziyor. Galiba biz terse gidiyoruz. Bu arabaların üzerinden geçebiliyoruz. Çok ilginç. Arabalar bizi ezmiyor. Gene eve geçmeyi başardık ve köpek bizi yakalayamadı. 300 altın kazandık. Ama gene de asla uyuyan bir insana dokunmamız doğru değil. Bak şimdi gene korkutuyor. Önünde kemiği alıyor. Başkasının yemeğine el uzattı. Çok ayıp bir şey bu. Hediye paketi alıyoruz. Martıların sesi var. Şurada araba var. Evet, araba aldık yine. Altınları topluyoruz. Lokal kapağına çarptığımız için arabamız yok oldu şu anda. İnek var bir tane yolun ortasında. Tavuk var bir tane. Yine Boğaz Köprüsü gibi bir köprüden geçiyoruz. Evet, yine araba aldık. Tavuğu ezmeyelim yalnız. Yine eve geçmeyi başardık. Dur, bir direksiyon çıktı. Şimdi onu gene sinir ediyor.
Köpek yeniden kovalamaya başladı. Oo, bu sefer altında. Bir tane kaykay var. Hem motosikletin üzerinden geçtik. Trafik ışıkları var. Uçak üzerimizden geçiyor şu anda. Çok güzel, bir tane kokus aldık. Herhalde altında kaykay olduğu için motosikleti ve arabayı alamadı. Uçan bir motosiklet aldık bu sefer. Uçan bir kaykay aldık ama bir şeylere çarptık. Bu sefer yine bir çubuk onu kızdırıyor. Evet, araba aldık. Bir düğme varmış. Eyvah. Çarptık birisine. Araba üstümüze geliyor. Hemen sağa yaptık. Yine köprünün üzerinden geçiyoruz. Ama bu arabanın üzerinden geçebiliyoruz. Altında toplayıp kenarda çok güzel evler var. Tavuk var bir tane. Üzerimizden uçak geçiyor. Bomba var. Korna çaldı bize. Hemen yolumuzu değiştirdik. Evet, bu arabanın üzerinden geçebiliyoruz. Ooo, şimdi burada mıknatıs var. Çok güzel. Köprüden çıkıyoruz şu anda. Bu sefer bir tünele girdik. Eyvah, köpek bizi yakalamak üzere. Bu sefer eve ulaşabilecek miyiz acaba? Araba aldık yine. Ulaşabilecek. Kuş cıvıltılarıyla köprüden geçtik. Yine araba aldık. Ve arabayı gönderdik. Ve köpek yakaladık. Angela, biliyor musun? Sana çok benzeyen bir kedinin oyununu bulduk. Aynı sana benziyor. Güzel yarıştı gerçekten. Aynı senin gibi koşturup duruyordu. Altınları topladık, yükseklerden atladık. Yok canım, nerede? Senin kadar güzel olur mu hiç? İmkansız yani. Ne demek, rica ederiz Angela. Ha, nereye gideceğiz acaba, merak ettim. Tamam, peki geliyoruz Angela. Ha, Angela bizi gardırobuna getirdi. Tavşan kulaklarıyla bir tane taç. Mücevheratlara geldik. Turuncu bir kolye, kalp şeklinde bir kolye, bileklik ve kolye ikisi bir arada. Yine kolye ve bileklik seti, prensesler gibi bir bileklik, yuvarlak bir bileklik. Bakalım çantalarda neler var? Evet, içinde ördek olan plaj çantası. Çok güzel bir pembe çanta. Akçelerimi biriktirince hemen bundan Angela'ya bir tane alacağım inşallah. Spor çantası. Bu kadar. Makyaj malzemelerinde bakalım neler varmış. Göz makyajı. Evet, kaplan makyajı. Değişik bir kedi makyajı. Mavi bir makyaj. Bu da güzel bir makyaj. Pembe patiler. Çok değişik bir göz makyajı. Pembe bir göz makyajı. Ayak aksesuarlarına bakıyoruz. Yılbaşı temalı bir tane çorap. Mor çiçekli bir çorap. Kaplan desenli bir çorap. Çizme. Pembe çizgili çorap. Siyah çizgili çorap. Sence en güzel hangisiydi? Pembe olan. En güzel boyutu. Evet, ben de onu çok beğendim. Göz aksesuarlarına bakalım. Deniz gözlük. Pembe gözlük. Yuvarlak gözlük. Kedi gözlük. Ama pembe sıkı pembesindekine benziyor. İşte bak, aynı buna benziyor. Gerçekten çok benziyor. Yılbaşı ağacı. Çok güzel ton bilgisayarı. Evet, üzerinde tomun resmi var gerçekten. Çok güzel yüzü terleti. Evet, akordiyon. Aa, Angela alışveriş yapmış. Ekmek, taze soğan, domates ve patlıcan var. Çok güzel bir yemek olabilir bunlardan. Anne, bu ne? Bu bir radyo. Çok eskilerde kullanılan bir radyo. Nostaljik. Çok değişikmiş. Tom oyuncakları. İnşallah biz de bundan alacağız. Çok güzel ama, değil mi? Çok şekerler. Evet. Angela gerçekten çok güzel bir geziydi. Bayıldık yani. Ha evet, senin uykun geldi. Az önce gördüm, esnedin. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam Angela, görüşürüz. Bay bay.